Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Neyi kastettiğimi hepimiz üzülerek, sıkılarak, istemeyerek şahit olduk dün. Ben Vefa Bey'e katılıyorum. Birlik, beraberlik, barış her zaman fayda sağlamıştır. Fayda sağlamaya da devam edecektir. Ben ve arkadaşlarım Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Ben hiçbir konuşmamda başkanımızdan bahsederken eski başkanımızda eski lafını kullanmadım. Yaptığım her konuşmada yapılan iyilere iyi dedim, kötü olana da kötü dedim. Saygıda kusur etmedik. Ben dünden beri büyük bir ikilem yaşıyorum. Fenerbahçe TV'de konuşmanın hepsini hiçbir şekilde kesmeden, kesintisiz yayınladık. Bu sadece duyduğumuz saygının bir göstergesi değil, aynı zamanda kendimize duyduğumuz özgüvenin de bir işaretidir. Çıkın karşımıza diyoruz, çıkmıyorlar. Ama buradaki esas hedef, yıpratalım, yıpratalım, yıpratalım. Bir sene sonra zaten dayanamaz, olağanüstü kongreye gideriz. Bu zihniyette olan insanların Fenerbahçe'nin başarısıyla yakından uzaktan ilgileri, alakaları veya hiçbir beklentileri olmayan insanlar. Yani görüyorsunuz ki Fenerbahçe'de de bir PYK var. Diyeceksiniz ki PYK ne? Paralel Yönetim Kurulu. Biz geldiğimizden beri bu arkadaşlar federasyonları ziyaret ediyorlar. Beraber görüntüler veriyorlar. Basın toplantıları yapıyorlar. Acaba federasyona gittikleri zaman, çok sevdikleri federasyon başkanıyla görüştükleri zaman, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili bir şey soruyorlar mı? Destek veriyorlar mı? Fenerbahçe'nin harcama limitlerinde söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman, o zaman bardağı yarı boş gören insanlara ya niye bunu Fenerbahçe yapıyorsunuz, haksızlık etmeyin diyorlar mı? Arka arkaya sistematik bir şekilde sahada hakkımız yendiği zaman herhangi bir tepkide bulunuyorlar mı? Yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar. Aman 28 şampiyonluğu şey yapmayın. Onaylamayın. Bekleyin. Biz geleceğiz. O zaman mı onaylayın diyorlar. Ne yapıyorlar merak ediyorum. Nasıl Ali Koç nefreti sizin Fenerbahçe olan sevginizi, Fenerbahçe için başarı istemenizi engelleyebiliyor, önüne geçebiliyor. Nasıl bir anlayıştır? Şimdi ikilem yaşıyorum dedim. Doğal olarak dün bu hafta sonu seçimlerimiz olduğu için şehir dışından dernekler, münferit kongreleri hem ülke bazında hem yurt dışından bir sürü gelenler oldu. Doğal olarak ziyaret ediyorlar. Biz onlara gidiyoruz. İki tane konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki gereken dersi, gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf diyor ki o seviyeye kendinizi indirmeyin. Oyuna gelmeyin. Aklını yitirmiş bir yaklaşım sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin. Çünkü ben artık kırgın değilim, kızgınım. Ve Aziz Yıldırım hala
benle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş bir durumda. Çok isterdim buraya gelme nezaketini, hatta cesaretini göstermesini. Otopark konusu. Buradan kartlar alındığı gibi, bizim de aldığımız gibi, sizin de aldığınız gibi kartlar buradan alacağı için Feneryum'a tahsis ettik. İstiyorsanız da Abdullah Bey yürüyemiyormuş, istiyorsanız da tribünde size yer ayıralım dedik. Bu 1907 tribünü olur, protokol tribünü olur, sizlerin oturduğu tribün olur. İlla ki maraton olması gerekmiyor. Ve Abdullah Bey'in yürüyemeyeceğini ifade ederek nezaketsizlik diyerek gelmediler. Şart mı Abdullah Bey'le gelmeniz? Geri kalanınız gelin, Abdullah Bey gelmesin. Abdullah Bey'le her türlü lokantaya, sıra gecesine gidebiliyorsunuz. Buraya gelince mi olay oldu? Hatta sizin beraber ne işiniz var? Birbirinize bu kadar hakaret ettikten sonra saygısızlık, küfürler en kutsalına ne işiniz var? 2015'ten sonra çok ciddi görüş ayrılıkları, tartışmalara rağmen, çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğu için, ben bir forma alan kişiyi omzumda taşırım. Buraya 20 yıl başkanlık yapmış kişiye saygıdan başka hiçbir şey gösterilmez. Ama artık benim için bu yaklaşım geride kalmıştır. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız. Çünkü sizi yani kendinizi Fenerbahçe'nin sahibi görüyorsunuz. Hepimizin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe'den daha büyük görüyorsunuz. Yani siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.